Şimdi olsa bozkurtlar Alman milletvekilini kelepçelerdi. Merih Demiral Avusturya Kalesi'ne 2 gol atıp 85 milyonu sevince boğarken, o sırada Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurmak isteyenlerle, yabancı düşmanlığı üzerinden Türkiye'de kargaşa çıkarmaya çalışanlar boş durmuyordu. Merih Demiral'ın ikinci golden sonra, bozkurt işareti yapması Almanya'nın İçişleri Bakanı Nancy Faeser'i çılgına çevirdi. Almanya'nın hadsiz bakanı, bozkurt işaretinin sadece Türkiye Türkleri değil, tüm dünyada yaşayan 400 milyona yakın Türk için ne anlam taşıdığını bilmeden, Merih Demiral'ı UEFA'ya gammazladı. Elbette Türkiye ve Futbol Federasyonu, bozkurt işaretinin bütün Türklerin ortak bir değeri olduğunu UEFA'ya gerektiği gibi anlatacaktır. Asıl sorun, başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa'da Türkiye düşmanlığı üzerinden başlatılan İslam düşmanlığıdır. İslam'ı Türklerle özdeşleştiren Batı ve Haçlı dünyası, İslam kültürü ve Müslüman değerlerinin Türklerle yeniden şahlanışını hazmedemiyor. Claudia Roth'a ters kelepçe takılırdı. Bu nedenle son bir hafta içinde Suriye ve yabancı düşmanlığı üzerinden Türkiye'yi hedefe koyanlarla, bozkurt işaretini aşırı sağcı bir figür sayarak, milli takımımıza saldıranları farklı kulvarlarda göremeyiz. Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden düzelme umutları birilerini çok fena ürküttü. Ürkenlerden biri de, İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren Almanya'dır. Almanya 1980'lerden itibaren PKK'ya da en çok destek veren Avrupa ülkesidir. Alman milletvekili Claudia Roth'un 1990'larda PKK'lıla dağlarda dolaştığını ve Türkiye düşmanlığı yaptığını unutmadık. O zamanlar ne yazık ki Alman Yeşiller Partisi'nin diğer milletvekilleri de elini kolunu sallayarak Türkiye'de PKK seviciliği yapıyordu. Şimdi olsa ters kelepçe ile gözaltına alınacaklarına şüphem yok. Alman hükümetlerinin PKK'nın haraç toplamasını görmezden geldiğini, PKK'ya kol kanat gerdiğini de biliyoruz. Terör sevici Almanya şimdi kalkmış Türkiye'ye had bildirmeye kalkışıyor. Kılıçdaroğlu bozkurt işareti. Birileri CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu benim bildiğim 3 seçim konuşmasında bozkurt işareti yaptığı fotoğrafları zarfa koyup, hadsiz Almanya İçişleri Bakanı'na göndermeli, Almanlar, Kılıçdaroğlu'nu çok severler biliyorum. Böylece, aşırı sağ bir yana, solcu, Kürt kökenli ve Alevi bir Türk siyasetçi için bile bozkurt işaretinin bir anlam taşıdığını öğrenirler. Rahmetli Alparslan Türkeş'e göre bozkurt işareti Türklüğün yanı sıra, Türklerin Müslümanlığının da simgesiydi ve Türk-İslam sentezini anlatıyordu. Türklerin Ergenekon'dan çıkışında yol gösterici olarak kabul edilen bozkurt işaretini Mustafa Kemal Atatürk'ten Erdoğan'a kadar birçok siyasetçide görebiliriz. Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden normalleşmesi ne getirecek? En başta Suriye'nin toprak bütünlüğüne, Suriye'de varlık gösteren tüm ülkeler arasında en çok vurgu yapan ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin karşı çıktığı, burnumuzun dibinde, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in emperyal emellerine hizmet edecek bir terör devleti kurulma arzusudur. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı da bu temele dayanıyor. Suriye Devlet Başkanı Esad da bunu biliyor ve bu sebeple normalleşmeye yeşil ışık yaktı. Denklem basit, Türkiye ve Suriye el ele vererek, kuzeydeki PKK-PYD varlığını sonlandıracak. Suriye'de yeniden toprak bütünlüğünü elde edecek. Siyasi rant uğruna vekil olmak. Kayseri'de bir alçağın, küçük yaşta bir çocuğa istismarı üzerinden başlatılan olaylar, provokasyon, tanımının ete kemiğe bürünmüş halidir. Bir süredir körüklenen Suriye ve yabancı düşmanlığı üzerinden, milleti galeyana getirenler elbet bunun hesabını verecektir. Yüzlerce provokatör gözaltına alındı. Devamı gelecektir. Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzelmesini istemeyenlerin tetiklediği bu olayların ardındaki karanlık ellerin kim olduğunu da herkes biliyor. Türkiye ve Suriye'deki provokasyonların hemen ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin dış politikadaki ilkelerini bir kez daha bildirdi. Türkiye'nin büyük çabalarla, Orta Doğu'daki savaşların ve ateş çemberinin dışında kalmayı başardığı hatırlatıldı ve bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştiren Türkiye, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hale geldi, denildi. Yani Türkiye'nin Suriye'deki varlığının gerekçesinin PKK terörü olduğunun altı çizildi.
Açıklamada, Türkiye içinde yabancı düşmanlığı üzerinden zarar verenlere mesajlar da vardı. Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek, salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri haline geldikleri de gözden kaçmamalıdır.